Herkese uzun bir aradan sonra merhabalar değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle bir gezintiye çıktım. Dedim bir video daha neden olmasın. Yine bir ay var. En son videoyu çekeli. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, Bükreş'te kar yağdı. 2-3 gündür yoğun kar yağışı vardı ama ondan sonra da güzel bir güneş açtı. Rüzgar da yok. Şöyle bir dışarı çıkalım dedik. Bugün sizlere yıl hazır 2023 olmuşken 2023 asgari ücretlerinden bahsedeceğiz. Yani Romanya'ya gelen bir Türk ne kadar para alabilir? Bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, takipçilerim, değerli takipçilerime, değerli arkadaşlarım diyeyim, tekrarlayayım özür dileyerek sizlerden. Çünkü edit yapmıyorum bu aralar. Neyse, bu 2023 asgari ücretlerini ve normal maaşlarını sizlere anlatmak istiyorum. Ama bu videoyla daha yeni karşılaşmış olan arkadaşlar için de gene bir bilgilendirme istiyorum. Yapmak istiyorum çünkü 2022'de bu bilgilendirmeyi yapmıştım. Fakat yani görmeyenler de olabilir. Değerli arkadaşlar, şimdi Romanya'ya gelen Türk arkadaşlar veya gelmek isteyen arkadaşlar, çoğu kişi bana yazıyor. Yani herhangi bir mesleği olan var ya da hiç mesleği olmayan bir grup var. Eğer hiç mesleği olmayan bir grup olarak gelirseniz, yani hiç bir mesleğiniz yok, işte buraya geliyorsunuz, amelilik yapacaksınız. İnşaat ameliliklerin biraz daha avantajı oluyor tabii ki. Soğukta veya işte çok sıcakta çalışma şartları, biliyorsunuz, zor şartlarda çalışabildikleri için bu arkadaşlar buraya geldikleri zaman ameliler 1000 euro para alıyorlar arkadaşlar. Yani bir de kalacak yerini falan da şirkette veriyor. Şimdi basamak basamak çıkmak istiyorum. Bir de buraya gelip işte fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız var. Eğitimli olanlar, çünkü genelde bana yazan insanlara göre değerlendirmek istiyorum. Çünkü işte fabrikasyon, mühendislik vesaire bölümlerinde, işte plastik fabrikasında makine uzmanı veya vesaire fabrikalarda çalışmak için gelen arkadaşlara için konuşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bunlar sizi işte bulan kişi, bulan firma. Mesela örneğin buraya gelen Buzağı taraflarında bir tane olan bir arkadaş vardı. Onunla tanışmıştık. O İstanbul'da olan bir fabrikası vardı. Oradaki fabrika buraya yönlendirdi. O da 1200 civarında maaşla başladı. Ama tabii buraya geldiği zaman dediler, biz senin yemeğini karşılayacağız. Kalacak yerini karşılayacağız. Ayrıca işte kalacak yerinde falan ekstradan tenis masaları vesaire, bilmem neler, kafeleri de mevcut. Yani ücretsiz olarak. Bunları karşılayacağız. Sonrasında ise biz sana dediler 1200 euro vereceğiz. Tabi buradaki insanlar pek işten anlayan insanlar olmadığı için, yani işi kapan insanlar genelde Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gittiği için, Avrupa'nın diğer ülkelerine, burada işi bilen kalmadığı için o da hem eleman eğitmekten sorumlu hem de usta olarak girmişti. Bu şekilde. Ama ben şu anda onun 1500 euro civarında aldığını düşünüyorum ki 8 saat çalışarak, çünkü mesleği olan bir arkadaşımızdı. Sonrasında ise arkadaşlar, restoranlarda ben bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili. Restoranlarda gelen ustalarımız, aşçılarımız veya artık dönercilerimiz der, bir dönercilerimiz diyelim çünkü nacizane bendeniz efendim dönercilik de yaptım, o yüzden o konudan da bahsetmek istiyorum. O yüzden efendim şöyle de bir şey var, dönerciler buraya geldikleri zaman inanın çok farklı gruplarda maaş alabiliyorlar. Çünkü nasıl anlaştıklarına bağlı. Ama yani biz 1000 euro için geleceğiz, İşte bırakmaya değer mi diyorlarsa, bence eğer kendilerine güveniyorlarsa 1000 euro için gelebilirler. Çünkü burada 2 ay 3 ay sonrasında ise maaşını çok rahat yükseltebileceklerine inanıyorum. Ki bu da biraz da çalışma durumuna veya işte patronun durumuna bağlı. Çünkü çok iyi patronlarımız da var Türkiye'den, burada yani yaşayan eden, ya da işte tam tersi çok kötü patronlar da olabiliyor, biraz da böyle hani umursamayan tarzı olurlar ya, o şekildeki insanlar da mevcut olduğu için 1000 euro ben yeterli olarak düşünüyorum. Çünkü 3 ay 6 ay sonrasında ise 1200 euro civarında almış olacak.
Ki bunlar söylediğim gibi bilmeyen grupları, yani iş bilmeyen grupları. Bir de ayrıyetten ustalar var arkadaşlar. Yani buraya gelip hani garsonluk tarzı yeni işi öğrenecek, adapte olacak. O tarzda bahsediyorum. Bir de ayrıyetten ustalar, işte ızgara ustası veya herhangi kasap vesaire. Arkadaşlar bunların ben bence Romanya'da 1500 Euro'dan aşağı maaş alması taraftarı değilim. Çünkü bu arkadaşlar gerçekten uzun saatler çalışıyor. 12 saat, 14 saat yeri geldiği zaman artık gerçekten uzun saatler çalışıyor ki ben bunların hepsini parantez içine alarak şirket bunun arkadaşların kalacak yerini kesinlikle karşılıyor değerli arkadaşlar diyelim. Değerli arkadaşlarımız. O yüzden buraya geldiği zaman masraf olarak şunları düşünebilir. Hani buraya geldiği zaman sigarası varsa işte vesaire, buraya geldiği zaman işte bir yorgan çarşaf alabilir yatağı için. Geri kalan da bir masraf karşılayacağını düşünmüyorum. Çünkü tamamen şirket karşılayacak. Restoran gruplarındakileri, yeme içmesini veya inşaattakileri artık o şekilde düşünüyorum. Fabrikada da bir öğün karşılayacağını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de biz sonrasında ise şunu söylemek istiyorum. Romanya'nın gerçek asgari ücretinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Romanya'nın gerçek asgari ücreti şu anda 2023 yılı itibariyle tam olarak açıklanmadı ama çünkü Türkiye'de bu Ocak ayında kesinlikle açıklanıyor ve maaşlara yansıtılıyor. Romanya'da bu Mart ayında gerçekleşiyor. Yani henüz o konuyla ilgili net bir şey yok. O yüzden ama çok ucuz, yani çok düşük bir fiyatta asgari ücret veriliyor arkadaşlar. Yani şu anda 1550 gösteriliyor asgari ücret. Ki bu da 300 euroya tekabül eder ki Romanya gibi ülkede. Yani moraliniz düşmesin şimdilik. Söyleyin ve dinleyin lütfen. Asgari ücret 300 euro oluyor ama bu fiyatlarda da gerçekten çalışan arkadaşlarımız yok. Şimdi buraya gelmiş adam, tamam mı? Hiçbir meslek grubunu bilmiyor. Romanya'nın işte yani ta Moldova sınırındaki bir yerine gitmiş. Yani köy gibi bir yer, anladınız mı? Yani hiçbir iş gelişimi yok ki oralarda da mesela diyorlar ki veriyoruz hani 500 euro 600 euro. Ya arkadaş, siz buraya çalışmaya geliyorsanız ki amacınız hani eğer para yapmak ise böyle şehirleri bence tercih etmeyin. Yani çünkü başta Bükreş, ikinci Kuluş, üçüncü Timişoara alabilir. Yani böyle yerlerde başlayın. Hani restoran sektöründe bilmiyorum, restoran sektöründe genelde maaşları hep sabittir. Türk işçiler 1000 Euro'dan aşağı çalışmaz diye biliyorum ama sizden bu şekilde bahsedeyim. Kabaca bir açıklaması olsun. Diğer arkadaşları da ayrı bir videoda, eğer ilgi gelirse diğer bir başka videoda açıklamayı istiyorum gerçekten. Yani arkadaşlar Türkiye'den geldiğiniz zaman eğer bir meslek grubunuz varsa bu şekilde bu fiyatlara gelebilirsiniz. Yani 1200 euro geleceğim, 1500 euro geleceğim, acaba kurtarır mı falan filan. Sonraki videomuz da arkadaşlar, bu videoyu like atarsanız, sonraki videomuz ise nasıl gelebiliriz? Yani nasıl gelebiliriz? Hangi yolları izleyebiliriz? Hangi sitelerden takip edebiliriz? Gelecek videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle diyorum.